Anlaşılan beyin cerrahının gelmesi çok uzun sürecek. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Sizin hatanızı düzeltmeye çalışıyorum. Benim ameliyatıma böyle elinizi kolunuzu sallayarak giremezsiniz. Bakın hanımefendi, eğer söz konusu bir hastanın hayatıysa istediğim yere istediğim gibi girerim. Bu benim ameliyatım. Beyin cerrahımıza haber verdik. Murat Bey nerede? Hocam gelmesi bir saat sürermiş. Bakın, ben beyin cerrahıyım. Artık bana gereksiz refleks göstermeyi bırakın da size yardım edeyim. Lütfen. Eğer beni başında dinleseydiniz bu kadar zaman kaybetmeyecektik. Siz de gördünüz, iç kanaması vardı karnında. Hala tartışarak bize zaman kaybettiriyorsunuz. 10 numara bir sürü lütfen. Kroniyotomi tepsisini de hazırlayın. Zeynep hocam izin verin. Yoksa hastayı kaybedeceğiz. İşte şurada. Nereye gidiyor ki böyle acele? Ne olmuş olabilir? Bir şeyden mi şüpheleniyorsun? Peki, giyinmiş çıkmış işte. Bir şey yok. Şu taksinin plakasını alabilirsek nerede olduğunu öğrenebiliriz. Çok iyi olur. Endişe edecek bir şey yok. Kendi isteğiyle giyinmiş çıkmış gidiyor işte. Söyle Tarık. Hangi hastane dedin? Ali Asaf mı? Yanında yaralı ya da başka biri var mı? Tamam, hemen gidiyoruz. Ali Asaf'ın haber mi var? Evet, onu bulduk. Şey, hastane dediniz. İyi mi? Yaşıyor mu? İyiymiş, yaşıyor. Hemen gidelim, yolda anlatırım. Endotrakeal tüpten kan geliyor, kanama var. Hemen 2 ünite kan desteği. Hocam, elimizde kan kalmadı. Ne demek elimizde kan kalmadı ya? Hemen 2 ünite kan bulun, hadi. Hemen bana batın kompresi verin. Çekil. Bir tane daha ver. Kanak damarını kelepçeleyin. Tamam. Ventriküler fibrilasyon. Hemen epinefrin ver. Kalp masajına başlıyorum. Asaf nerede? İyi mi? İyidir hanım. Ne? Durum nedir? Amirim Ali Asaf Denizoğlu şu an ameliyatta. Ne oldu? Bir şey mi olmuş? Yaralı falan mı? Tamam işte biz de girelim. Belki yardım gerekir. Yok öyle değil. Kendisi bir hastaya müdahaleye girmiş. Kendisi müdahale ediyor yani. İyi bir şey yok değil mi? Nasıl bulundu peki? Kaza yapan bir yaralıyı getirmiş amirim. Kaza yapan aradığımız adam mı? Bilmiyorsunuz. Biz ameliyathaneye geçelim. Acil ameliyata alınmış. Hasta kaydı henüz yok. Ameliyattan sonra öğreneceğiz kimliğini amirim. Tamam. Dayan. Kızların için dayanman lazım. Hadi. Sen güçlüsün. Bırakmayacaksın onları. Hadi. Nerede kaldı bu kan? Söyledim size doktor bey. Maalesef elimizde yok. Ben de size o kanı bulmanızı söyledim. Hadi. Sizi anlıyorum ama bu hastaneye pek böyle hasta gelmez. Elimizdekini kullandık. Ne yapabiliriz? Ne demek ne yapabiliriz ya? Ne biçim hastane burası? Çevre hastanelere sordurun. Hastane personeline sordurun. Hasta yakınlarına sordurun. O kanı bulun. Ne yapıyor? Ne diyor? O kanı bulun. Hemşire Ali Asaf Denizoğlu içeride mi acaba? Evet, doktor bey ameliyata devam ediyor. Ne zaman çıkar acaba ben eşimle? Hastanın durumu kritik, ne zaman çıkar bilemiyorum. Ben de doktorum. Hanımefendi, şu an çok acelem var. Hasta için kan bulmam gerekiyor, anons geçeceğim, izninizle. Hangi grup kan lazım acaba? Biz yardımcı olalım. 2 ünite 0 negatif kana ihtiyacımız var. Tamam, benimki 0 negatif, ben verebilirim. Tabii, buyurun benimle gelin lütfen. Buyurun.
Geçti, geçti o. Hadi. Hadi lütfen. Hadi. Lütfen. Açık kalp masajına başlıyorum. Toraks ekartörü. Gel. Gel, gel, gel. Kızların için geri dön. Eylül'ü bir kere daha bırakıp gitme lütfen. Lütfen hayatta kal. 40 dakika oldu, olmayacak. Boşuna uğraşmayın. Hadi. Bu kalbin bir daha çalışmayacağını siz de biliyorsunuz. Bırakın artık. Susar mısınız artık? Söylerim kızlarına seni kurtaramadığımı. Lütfen Vedat abi, lütfen. Lütfen geri dön. Lütfen hayatta kal. Lütfen. Lütfen. Ölüm saatini ilan eder misiniz? Ölüm saati. Ölüm saati 21:55. Siz elinizden geleni yaptınız ama bu şartlar altında daha iyisini yapmak mümkün değildi. Lütfen kendinize haksızlık etmeyin. Elimden gelen yetmedi onu kurtarmaya. O benim sevdiğim kadının babası. Şimdi babasının kanı benim ellerimde. Daha fazla ne yapabilirsiniz ki? Nefesinizi boşuna tüketmeyin lütfen. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Benim yüzümden öldü. Suçlusu benim. Özür dilerim. Manyak bir şey yaptım sana ha? Buldular mı onu da? Tamam, sen iyi misin? İyi.
Ben iyiyim, merak etme. Biliyordum. Geri dönecekti, biliyordum. Çok üzgünüm. Yapamadım. Başaramadım. Neyi başaramadın? Benim yüzümden oldu. Elimden gelen her şeyi yaptım. Çabaladım, uğraştım. Ali. Elimden gelen her şeyi yaptım. Ali. Gerçekten elimden gelen her şeyi yaptım. Özür dilerim. Ali. Ne diyorsun sen? Neyi başaramadın? Niye özür diliyorsun? Bundan öncesi için çok geç. Ama hayatının bundan sonrasında bir katkım olsun istiyorum. Ne olur. Boş ver. Babacığım, hepsi geçecek. Cenaze işlemlerinin başlatılması gerek. Ne diyorsunuz siz?
İyiyiz. Yapma. Hadi kalk ayağa. Bak beni de ağlatacaksın. Allah amcanın günahlarını affetsin. Gerçi çok sağlam bir pabuç değilmiş ama ne yapacaksın? Baba işte. Sen de çok üzülme ama, tamam mı? Ali Asaf çünkü hep böyle. Zamanında benim babamı da elimden aldı. Yalnız bırak. Yanında olmam lazım. Şimdi değil. Onun bana ihtiyacı var. Babasının ölümüne sebep olan birine değil. Olanlı size oldu. Ne yapacaksın? Yani bu olaydan nasıl kurtulacaksın? Gerçekten bilmiyorum. Bırak bana güzelim, ben yaparım. Yapmak istiyorum. Ben sakarım ya. Küçükken hep düşerdim. Dizlerim, kollarım, bacaklarım hep yara bere içinde. Baba. 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 Oturturdu benim izine. Bir kolonyalı pamuk alırdı. Yaralarımı silerdi. Sonra böyle üflerdi. Böyle üfleyince acım keserdi. Şimdi ben üfleyince o uyanmıyor ama. Tamam, bırak bana güzelim, ben hallederim. Vedat Erdem, iki kızım da doktor oldu. Ama seni kurtaramadılar. Sen işini doğru yapamayan bu doktorun ellerinde öldü. Şşş, pek. Yapma bunu canım kendine. Bunu sakın da kendine yapma. Çok canım yanıyor. Çok canım yanıyor.
Ali. Yalvarırım, affet beni Eylül. Babanı kurtarmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Biliyorum. Biraz daha zamanım olsaydı kurtarabilirdim onu. Biliyorum, hepsini biliyorum. Bana öyle bakma o zaman. Nasıl? Suçlarmış gibi. Bana da anlatsana. Neyi? Aklından geçenleri. Ya da anlatma, boş ver. Biz zaten aynı şeyleri düşünmüyor muyuz? Bazen... ben bile... hayattan nefret ediyorum. İşte aynı şeyi düşünmüşüz. Eylül'ü düşününce... yani yaşadıklarını... kim bilir o ne haldedir. Herkes iyileşir Esma. Hem Eylül Hoca... hem de Ali Asaf Hoca bir yolunu bulacak. Çünkü... hayat devam ettikçe yaralar sarılır. Doğrudur. Hem boş ver, isterse kötüye gitsin. Hatta zombiler dünyayı istila etsin. Ben hep senin yanında olacağım. Ya. Uzaylılar gelse bile. Ya bence onlar dost. Onlardan zarar gelmez. Elimden gelen her şeyi yaptım. Ali. Gerçekten elimden gelen her şeyi yaptım. Özür dilerim. Ali. Ne diyorsun sen? Neyi başaramadın? Niye özür diliyorsun? Dur. Sonra hep böyle olacak. Buraya her baktığında, bana her baktığında kötü şeyler hatırlayacaksın. Atlatabilecek miyiz sence? Unutabilecek misin? Bilmiyorum. Ama geçecek. Habersiz. Zamanla geçmesini bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Affedemeyeceksin beni. Mecburuz. Nasıl affedeceksin ki? Yapabilecek misin beni? Bilmiyorum. Ama bak.
başaracağız. Geçecek. Geçmeyecek. Sana yaşattığım kötülükleri unutamayacaksın. Maalesef geçmeyecek. Affedemeyeceksin. Affettim desem bile hep bir burukluk kalacak. Özür dilerim. Yaşattığım her şey için özür dilerim. Siliniyor yavaş yavaş hüznüm gözlerimden, uzaklaştı adım. Söylerim kızlarıma seni kurtaramadığımı. Lütfen Vedat abi, lütfen. Kaybolan zamanlar gibi sustum ardından. Zeynep ben. Hani şu bugünkü beceriksiz doktor? Sen haklıydın. O tomografiyi zamanında çektirmediğim için bir adam öldü. Artık haklı olmanın da bunları konuşmanın da bir faydası yok. Hatamın bedelini ödeyeceğim. Bu ne demek? Cezamı çekeceğim demek. Bu gece son nöbetimi tutuyorum. Ama merak etme, kimseyi öldürmüyorum. Artık bu hastanede olmayacağım. Herkes benden kurtulmuş olacak. Neredesiniz siz? Boş ver beni. Hiçbir anlamı yok biliyorum. Ama özür dilerim. Çok 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 özür dilerim gerçekten. Doktor Bey. Hoş bulduk. Zeynep Hanım nerede? Bilmiyorum ki, en son ameliyathanenin olduğu kattaydı. Sağ ol. Sakın öyle bir şey yapma. Nasıl bir şey? Böyle mi? Düşünmedim değil. Onu da beceremem ben. Yüzüme gözüme bulaştırırım. Sonra al başına belayı, bir de beni kurtarmak için uğraşırsın. Biliyor musun? Seni çok iyi anlıyorum. Bir hata yaptın. Zarar verdin. Sonucunda da en kolay yol olarak kaçmayı seçtin. Haklı olabilirsin ama başka ne yapabilirim bilmiyorum. Biliyorsun. Şunu eline aldığın
Hatta almaya karar verdiğin günden beri bu hayattaki amacın ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Hayat kurtarmak mı? Evet. Hayat kurtarmak. Bugün olmadı. Kurtaramadık. Ama yarın buraya yeni hastalar gelecek. Birinin babası, birinin annesi, birinin kardeşi, birinin çocuğu. Ve sen onları kurtaracaksın. Ya yine yapamazsam? Yapacaksın. Hatalarından ders çıkaracaksın. Yapacaksın. Kendini geliştireceksin. İyi bir doktor olmak için elinden gelen her şeyi yapacaksın. Ya olamazsam? Olacaksın. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Çalışırsan başaramayacağın şey yok. Benim emin olduğum şey bu. Peki bana iyi bir doktor olmayı kim öğretecek? Bak, biz doktorlar için her hasta eşittir. Ama bazıları özel. Kabul ediyorum. Vedat Bey benim için çok özeldi. Hata yaptın. Beni dinlemedin. Ve onu kaybettik. Bir doktorun hata yapma lüksü yok. Tamam mı? O yüzden bu hatanı hep hatırlayacaksın. Her yeni gelen hasta da onu göreceksin karşında. Ağlama. Ağlama. Şartlar ne olursa olsun, iyi bir doktor olabilmek için elinden gelenin fazlasını yapacaksın. Pes etmeyeceksin. Tamam mı? Niye? Çünkü sen doktorsun. Bu hayattaki gayen insanlığa yardım etmek. Şimdi kendine gel, toparlan. Buradaki insanların senin yardımına ihtiyacı var. Teşekkür ederim. Hay senin gibi tekerlekli sandalyenin. Arkadaşlar bakın böyle olmuyor. Tek sıraya geçin lütfen geç abi. Tamam ablacığım tek bir doktorumuz var. Hepinize bakacağız lütfen geç sıraya. Teyzem tamam abicim, bu böyle sıraya. Olmayacak. Lütfen. Seni başka türlü taşıyalım biz. Buyurun. İbrahim. Efendim abi. Gel. Hadi bana yardım et. Teyzeyi götürelim o. Hop bir iki üç. Hesabımın da aynı şekilde aktarılmasını istiyorum. Ali! Uyandırdın mı? Özür dilerim. Nereden geliyorsun? Biri tekrar bir hata yapacaktı, onu engelledim. Kim? Nazlıysa? Nazlı mı? O fotoğrafın hikayesini biliyorum, Oğuz anlattı. Benim takıldığım bir şey değil. Benim de. Nazlı benim için o kadar önemsiz ki. Genç bir meslektaşımıza yardım ettim. Kime? Babanın ameliyatındaki doktora. Niye böyle bir şey yaptın? Bir başka babanın hayatını kurtarabilmek için.
sizden çok seviyorum. Bunu sakın unutma, olur mu? Ne olursa olsun senden hiç vazgeçmedim. Vazgeçmeyeceğim de. Bir şeyleri mahvetsem bile sen bunu unutma, bana yeter.